şey soracağım. Yarın şeyde setten sonra çekirdek yedin mi abi? Yok, hiç yemedim. Ağzım, dilim tuzdan yara oldu abi. Çünkü öyle büyük mikrop ki biz 20 sene önce eve girişini yasakladık abi bunu. Yani mesela birisi eve dışarıdan bir misafir böyle bir tane torbayla bile gelse o bir torba bir ay bizim evden çıkmaz oldu abi. Yani devamlı çatır çutur çatır çutur çatır. Yani acayip bir şey bu. İnsanda müthiş bir dipsomani hastalığı yaratan, bitirmeden asla tutup cebinden atmadığın bir hastalık bu ay çekirdeği, kabak çekirdeği yemek. Onun için ben Evet. bazen setten beri hiç ağzıma bile vurmuyorum. Şey yapıyorsun ya, ben monitöre geliyorum, eroin Tabii. O ne diyorlar? eroin Ay çekirdeğine fakir eroini diyorlar biliyorsun. öyle mi? Nerede diyorlar abi? Tabii öyle derler. Fakir eroin derler. Roman kardeşlerim de horoin der. Horoin. Eroin. Horoin. Fakir horoini bu. Eyvallah. Ama sette böyle bir şey olmadı. Ne bileyim, hadi ara verdik diyelim. Evet. Başka bir sahneye geçtik. Sen hala yemeye devam ediyorsun abi. Abi çünkü cebimde olduğu için ister istemez elim hep oraya gidiyor. Ve namuslu şimdi firmasının adını da vermeyeyim ama o kadar lezzetli ki be abi çok güzel çekirdek yapıyorlar ya. Yani tuzsuz. Onlar bize sponsor mu veriyorlar yoksa Vallahi hiç şey? bilmiyorum sponsorlar ama yani çok çok güzel çekirdek. Bir de bizim sülalenin bir kısmı Erzurum, bir kısmı Kars'tır. İki tarafın da kültüründe büyüdüm ben. Mesela şeyden Erzurum'dan Kars'tan bizim akrabalarımız bize işte peynir gönderirler de tel peynir gönderirler. İşte bal, Kars kaşarı falan filan. Bir de siyah ay çekirdeği gönderirler. Ona sımışka derler Kars'ta. Belki Sıvışka. sımışka, belki de Rusya'dan geçme isim olarak. O da mesela inanılmaz lezzetlidir ama oturup böyle bir kilo yersin, ağzın burnun mosmor kalkarsın. Her tarafını boyar adam.